İşte hayatın çamur gırtlağına kadar batmışsın. Hala farkında değilsin. Yeşilçam'ın emektarlarını, bu dünyadan göçen tanıdık simalarını derlemeye devam ediyoruz. Sırada filmlerin kötü kalpli oyuncusu Kazım Kartal var. Onca filmde oynamasına rağmen onun da hayatı yoklukla geçti. Veresiye alışveriş yaptığı bakkalın arkasından söylediği sözler çok dokundu. Parasızlık yüzünden daha önce reddettiği filmlerde yer almak zorunda kaldı. Anam da babam da para, para, para! Bu çalışmamızda usta oyuncu Kazım Kartal'ın hayatını, Yeşilçam'da nasıl hor görüldüklerini anlattığı röportajlarını ve bilinmeyenlerini derledik. Yine hem şaşıracağınız hem de hüzünleneceğiniz nostaljik bir yolculuğa çıkacağız. Ben Türk sinemasında 37 sene falan oldu. 13 Nisan 1936'da Niğde'nin Koyunlu kasabasında doğdu. Gerçek ismi Kazım Dilcan'dı. İlkokuldan sonra ortaokulu okumak için Konya Ereğli'ye gitti. Ancak başarısız olunca babasıyla arası bozuldu. Babam dediğin o herif beni sokağa attığı zaman daha 7 yaşındaydım. Manifaturacı olan babası onu evden kovdu. Kazım Dilcan bu yüzden Ankara'ya gider. Simit satar, lokantalarda bulaşıkçılık yapar, şoförlük, garsonluk, santral memurluğu dahil yapmadığı iş kalmaz. Ancak asıl amacı oyuncu olmaktır. Bu yüzden İstanbul'un yolunu tutar. Anadolu'dan gelen birçok kişi gibi soluğu Yeşilçam sokağında alır. Şirketlere gider, birçok kapıyı çalar. 20'li yaşlarının ortasında beklediği fırsat gelir. Eşref Kolçak'ın 1963 tarihli Hancı'nın Karısı filminde yer alır. Kazım Kartal yıllar sonra Yeşilçam'a adım atmasını bu sözlerle anlatacaktı. Filmi çekmek için Kıbrıs'a gideceklerdi. Prodüktör beni beğendi. İlk filmim böyle başladı. Eşref Kolçak, Reha Yurdakul, Kadir Savun, Evrim Fer var. Onlara hayran hayran bakardım. Sinemayı da hiç bilmiyorum. Yönetmen Nuri Ergün de bana sürekli gel şöyle yap diye bağırıyordu. Sonra da iyi arkadaş olduk. Aradan bir iki ay geçmişti, Nuri ağabeyle Galatasaray'da karşılaştık. Gel bakalım, neredesin sen? Diye bağırıyordu. Bu deli adam beni yine buldu diye düşündüm bağırdığı için. Ulan ne güzel oynamışsın sen dedi. Beni Kemal filme götürdü. Hancı'nın kızında Jön'ün yardımcısını, arkadaşını oynamıştım. Orada kavgacılık gibi rollerle devam ettim. Kötü adama adım atışım Kemal filmle başladı. Bu işi başarırsanız Yeşilçam sizi kabul ediyor. Ben çıraklıktan başladım. Aktörlüğü bana Yeşilçam öğretti. Bu herifi at buradan şerif. Kazım Kartal kısa sürede yönetmen ve yapımcıların dikkatini çekti. Alaylı olmasına rağmen mektepli oyunculara taş çıkartıyordu. Birkaç senede Yeşilçam'ın kötüleri canlandıran sayılı karakter oyuncularından biri oldu. Yılmaz Güney filmlerinde de kendine yer buldu. Ancak şöhret ve film yapmak beraberinde para getirmiyordu. Bir röportajında Yılmaz Güney ile 1965'te Kasımpaşalılar filmini çektikleri sırada yaşadıklarını ve sette nasıl aç kaldıklarını bu sözlerle anlatacaktı. Perili Köşk diye bir yer var, orada çalışıyoruz. Çok çalıştık, yemek gelmedi, gecikti. O sıralar devletin yapamadığını halk yapar diye kampanyalar var. Halk para topluyor, binalar, okullar yapıyor. Ben de Yılmaz Güney'e prodüksiyonun yapamadığını star yapar, açlıktan ölüyoruz dedim. Onun çok güzel bakışları vardır, boynunu eğer, baktı, baktı, kalk lan dedi. Ama parası yok, ben biliyorum. Çünkü onunla 2,5 lirayı bölüştüğümüz günler. 500 metre falan yürüdük, 20-25 kişiyiz. Yarım ekmek arasına salam peynir yaptırdık herkese. Bir de ayran dedi. Herkes aç, bakkalda yemeye başladık. Bakkal söylendi, çıkın be kardeşim dedi. Yılmaz yine tatlı tatlı baktı adama, çıkalım dedi. Tam asfaltın ortasına oturdu, bağdaş kurdu. Biz de oturduk. Trafik durdu. Bitirinceye kadar kalkmadık. İnsanlar, filmci bunlar falan diye konuşuyorlar. Tam kalkıp giderken yemekler geldi. Yılmaz Güney, götür bu yemekleri yazıhaneye de diye bir küfür savurdu. Kazım Kartal 1960'lar ve 70'lerde çoğu birbirine benzeyen kötü adam rollerinde yer aldı. Bazen yılda 15-16 filmde oynadığı oluyordu. Tek şikayeti canlandırdığı kötü karakterler nedeniyle halktan gördüğü tepkiydi. 1974 tarihli Şirvan filminden sonra yaşadıklarını bir söyleşide anlatır.
Şirvan diye bir filmde oynamıştım. Aradan ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Çatalca'ya film çekmeye gittik. Caddede yürüyorum, karşıdan bir kadın geliyor. Bana bakarak, "Allah belanı versin," diye bağırdı. Birine mi benzetti acaba diye düşünüyorum. Arkama falan baktım. "Sana söylüyorum sana, Allah belanı versin senin. Niye öldürdün Şirvan'ı?" diye bağırmaya devam ediyordu. Onlar jönler gibi şöhretin tadını çıkaramıyordu. Canlandırdıkları kötü karakterler yüzünden sokakta işleri zordu. Hayran sevgisi değil, tepkisi görüyorlardı. Kazım Kartal birçok meslektaşı gibi onca filmde oynamıştı ancak elde avuçta bir şey yoktu. 1970'lerin ortasında sektör krize girdi, erotik furya başladı. Parası olmayan oyuncular için oldukça zor bir dönemdi. Ya o filmlerde oynayacaklardı ya da başlarının çaresine bakacaklardı. Kazım Kartal önceleri bunu kabul etmedi. Bir söyleşisinde o zamanları böyle anlatacaktı. Erotik filmler başladı. Biz o zaman böyle filmlerde oynamayız diye direttik. Oynamadık bir müddet. Bir iki sene geçti, bizi arayan soran yok. İstanbul'da yaşamak da kolay değil. Bir arkadaşıma rastladım. Mine Mutlu'yla film çekeceğini, beni de oynatmak istediğini söyledi. "Ben de oynarım," dedim. "Ama soyunacaksın, sevişeceksin," dedi. "Sen benim arkadaşımsın, ne demek soyunacaksın?" diye tepki gösterdim. Paraya da ihtiyacım vardı ama kabul etmedim. Kazım Kartal ilk önce teklifi kabul etmez. Ancak parası yoktur ve veresiye defteri de kabarmıştır. Keyiflerine de düşkündürler. En son alışverişinde bakkalın arkasından söylediği sözler ona çok dokunur. Kabul etmedim o teklifi. Eve geldim. Bakkala gideceğim. Yazdıra yazdıra bakkalın suratı da iki karış. Neyse gittim. Rakı ve sigara aldım. Başka müşteriler de var. Tam çıkarken onlara "Sanki tekel bize veresiye veriyor. Bir de artist olacak," dedi. Dünya başıma yıkılmıştı. Dönüp şişeyi geri vermek ya da suratına çarpmak var ama şişeyi başka bir bakkaldan alma olanağım yok. Sonra telefon açıp arkadaşıma "Kabul ediyorum," dedim. Böylece erotik filmlerde oynamaya başladım. Bu filmlerden büyük paralar kazandılar. Bizler para kazanamadık. Ben o filmden 7500 lira almıştım. Film bitti, para bitti. Bu arada oynadığım duyulunca seri halde film teklifi aldım ve oynadım. Orada akıllı davranmadım. O filmleri kendime çekseydim bugün zengin de olurdum. Hatta bugün prodüktörüm diye dolaşan, zengin de olan, o zamanlar sette çalışan arkadaşlar geldiler benden rica ettiler. "Abi bir filmde bana çek," diye. Onlara da çektim. Aradan zaman geçti, seks furyası da bitti. Kazım Kartal 70'li yılların ortasında sadece erotik filmlerde oynamadı. Kemal Sunal'ın Sahte Kabadayı gibi yapımlarında da yer aldı. Ancak o furyadan gelen para tatlı gelmişti. Giren çıkamadı. Darbe yönetimi fişini çekene kadar devam ettiler. Sonunda 12 Eylül darbesiyle o furyanın sonu gelir. Parası olanlar sektöre devam eder, olmayanlar küçümsenir. Onlar büyük prodüktörler, paralı adamlar oldular, selam vermemeye başladılar. Bizim starlar geldiler, o adamlara film çektiler. Kazım Kartal'ın oynadığı filmlerden para kazandılar. Sonra starlara daha fazla paralar ödeyerek filmler yapıp yine para kazandılar. O filmlerde oynamayanlar bize küstüler, küçümsediler. Star olmak önemli değil. Önce insan olmak gerekir. Meslektaşın, arkadaşın, aynı filmlerde oynuyorsun, onlardan daha fazla filmin yükünü çekiyorsun, bana yukarıdan selam verecek. Ben bu filmlerde oynadım. Onlar bana küsmüş, küsmemiş umurumda değil. Buraya geldi geleli ne rahat bir adam öldürebildik ne de banka soyduk. Kazım Kartal furyanın bitmesiyle de işsiz kalmadı ancak Yeşilçam'daki ayrımcılıktan şikayetçiydi. Hor görüldüklerini söylüyordu. Her dönem Yeşilçam'da gruplaşmalar olmuştur. Şimdi de var böyle bir şey. Arabesk filmler döneminde de, seks furyası döneminde de vardı bu, şimdi de var. Herkes kendi çevresini, arkadaş grubunu tutuyor. Şimdi sinema zor durumda, az film çekiliyor. Örneğin şimdi de entelektüel bir grup oluştu. O grubun içine ben giremedim. Birçok karakter oyuncusu giremez. Hor görürler, onları aktör saymazlar. Yeşilçam'ın yeşerebilmesi için entelektüel grubun var olması gerekiyor. Ben onlara saygı duyuyorum. Yeşilçam'ın çamı kurumuştu. Yeni bir kuşağın gelmesi gerekiyordu. İlişkiler eskisi gibi olmayacak. Yıllardır da kültürsüz, bilgisiz insanlar hüküm sürdü. Yıllarca onlarla uğraştık. Şimdi çok başarılı filmler çekiliyor. Dünyaya rezil oluyoruz Şakkar. 2 aydır banka soymadım diye 5 yaşındaki çocuğum yüzüme bakmıyor.
Kazım Kartal 80'lerde yine çok sayıda yapımda yer aldı. Film serisini 90'larda Tatar Ramazan'la taçlandırdı. Yeşilçam'ın emekçileri TRT'de kendilerine pek yer bulamıyordu. Özel kanalların açılmasıyla dizilerde oynamaya başladılar. Kazım Kartal da bundan payını aldı. Hatta İbrahim Tatlıses'in 1993 tarihli Tetikçi Kemal dizisinde hem yönetmenlik yaptı hem de oynadı. Aynı rolü defaatle oynadım ama bir rejisör beni orada o kadar güzel çizdi ki. Bu kez birikimlerini değerlendiriyordu Kazım Kartal. Bu yüzden mi bilinmez her rolde oynuyordu. Çoğu köy temalı onlarca dizi ve televizyon filmlerinde yer aldı. Sektöre güvenmiyordu. Sinema dünyasında vefa yok, insana değer verilmiyor. Birisi ölünce arkasından sövüp tabutu başında timsah gözyaşları döküyoruz açıklamasıyla bunu açıkça dile getirmişti. En son 2003 yılının yazında yine bir dizi çekimi için Erzurum'un Hınıs ilçesine gitti Kazım Kartal. Çekimler sırasında fenalaştı, hastaneye kaldırılan usta oyuncunun mide spazmı geçirdiği belirlendi. 2 aydır çekim için orada bulunan Kazım Kartal hemen İstanbul'a döndü. Yazlıktaki eşini arayıp kendisini iyi hissetmediğini söyledi. Bir süre sonra telefonlarına yanıt alamayan eşi, Kartal'ın dostu Behçet Nacar'ı aradı. Cihangir'deki eve giden arkadaşları Kazım Kartal'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Hastaneye kaldırıldı ancak artık yapacak bir şey yoktu. 13 Ağustos 2003'te 67 yaşında kalp krizi geçirip hayata veda etti. Madem ki öleceğiz, ha bir gün önce, ha bir gün sonra. Ne fark eder? Ölümünden sonra da şöhrete göre ayrımcılık devam etti. Zincirlikuyu mezarlığına defnedilmesi talebi, yer yok diye reddedildi. Halbuki ondan sonra ölen kaç kişi oraya defnedildi. Şişli Camisi'nde kılınan cenaze namazına Yeşilçam emekçilerinin yanı sıra Kadir İnanır, Halil Ergün, Rutkay Aziz, Aytaç Arman, Şemsi İnkaya, Gani Rüzgar Şavata, Nuri Alço, Ferhan Şensoy gibi birçok tanınan oyuncu da katıldı ancak yine de beklenen kalabalık yoktu. Aktör Serdar Gökhan o gün tepkisini, ''Kazım Kartal flaş bir isim olsaydı herkes buraya gelirdi. İnşallah gelmeyenlerin cenazesi de böyle olur.'' sözleriyle gösterdi. Cenaze namazının ardından Kazım Kartal, Kağıthane Hastal Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kazım Kartal, Yeşilçam'ın sayılı karakter oyuncularından biriydi. Rolünü iyi oynadığı için de film bitince tepki görenlerdendi. Ancak filmlerde gaddar ve kötü yürekli görünen o adam, gerçek hayatta tam tersi bir mizaca sahipti. Sanatçı dostu Behçet Nacar onu bu sözlerle anlatacaktı. 1964'ten beri her daim beraberdik. Sık sık para sorunu çektiği olmuştur. O günlerin bir tanesinde Yeşilçam kahvesinde otururken bir film yapımcısı geldi. ''Kazım, sana bir gece düzenleyelim. Oradaki parayla da yaşamın biraz olsun düzelir.'' dedi. Hiç unutmam, Kazım ayağa kalktı ve çok sert bir sesle ''Ben daha ölmedim.'' dedi. Çok onurlu bir insandı. Hiçbir zaman içinde bulunduğu durumdan şikayetçi olmadı. Türk sinemasına çok büyük emeği vardır. Hiçbir şey yapmadıysa 300'ün üzerinde filmde rol aldı. Göksel Arsoy da birçok filmde beraber rol aldığı Kazım Kartal'ı hayırla yad edenlerdendi. Kazım Kartal benimle beraber çok sayıda filmde oynadı. Türk sinemasının efendi kişiliği olan insanlarındandı. Senaryoyu okuduğum zaman eğer ona göre bir rol varsa ben her zaman için Kazım'ı seçmişimdir. Kazım Kartal sette en uyumlu kişilerdendi. Setin dışında fazla gırgırı olan bir adam değildi. Ciddi ve içine kapanık bir insandı. Suzan Avcı ise dostluklarını bu sözlerle anlatır. Beyefendi bir arkadaşımızdı. Mesela dövüş sahnelerimiz olurdu. Kartal her zaman çekimden önce ''Aman bir yerimizi incitmeyelim, bu işi beraber kotaralım.'' diye benimle konuşurdu. Namuslu ve çok kibar bir insandı. Mesela çekim sırasında kolumu fazla sıkarsa hemen özür dilerdi. 300'ü aşkın yapımda yer aldı Kazım Kartal. Erotik Furya'da yer alması en büyük hatasıydı. Ancak o da bundan pişmandı. Yıllar sonra çaresizliğini, parasız kaldığım dönemlerde bakkaldan veresiye alışveriş bile yapamayıp alay konusu olmak canıma tak demişti. Mecburdum, sözleriyle dile getirecekti. 2-3 defa koştum ama ben bittim.
Bende varmış. Bende varmış. Her şeye rağmen Kazım Kartal, Yeşilçam'a damgasını vuran karakter oyuncularından oldu. Yeşilçam'ın kötüleri canlandıranlar listesinde hep en üst sırada yer aldı. Bu da rolünün hakkını verdiğinin en iyi kanıtıydı. Bu yüzden sık sık sokakta tacizlere, tepkilere maruz kalsa da geride uzun yıllar onu hatırlatacak eserler bıraktı. Ben Türk sinemasında 37 sene falan oldu. Aynı rolü defaatle oynadım ama... Madem ki öleceğiz, ha bir gün önce ha bir gün sonra. Ne fark eder?